Fidan bir insandan merhaba. Bugün yine çok güzel bir yerden sesleniyoruz size. Yeşillerin içerisindeyiz ve biz ne zaman böyle bir yere gelsek doğanın bir parçası olduğumuzu hatırlıyoruz. Bugün her zaman olduğu gibi iki konuğum olacak ve bize çok hayırlı bir amaç için yardımcı olacaklar. Hem de sohbet edeceğiz. Gideceğiz, programımızın sonunda bir fidan dikeceğiz. Doğa için belki küçük bir katkı ama bizim için önemli bir katkı olacak. Bu programda bize eşlik ettiğiniz için şimdiden size teşekkür ediyorum. Hadi hep beraber konuğumuzun yanına gidelim. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam Mehmet Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür hocam, hamdolsun. İyi, sizleri gördük, daha iyi olduk. Profesör Doktor Ali Ayten, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden. Hocam tam sizin alanınızla ilgili aklıma az önce bir soru geldi. Seyircilerimize de anlattım. Bu kadar güzellikler şu an çevremizde. Bu güzellikleri yaratan Allah-u Teala mutlaka birilerini emanet etmiştir diye düşünüyorum. Kime emanet etti hocam bu güzellikleri? Yani bu, sizin bu sorunuzu biraz daha genişten alarak tekrar sormak isterim müsaadenizle Mehmet Bey. Tabii ki bu emanet olarak verilecek kainat tüm güzellikleriyle, işte doğanın içerisindeyiz, sığırcık seslerini duyuyoruz, suyun başındayız, suyun sesini duyuyoruz. Tüm bu güzellikleri kime emanet etmiştir? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde halifem olarak nitelendirdiği, Tin suresinde ahseni takvim üzere yarattım dediği ve diğer tüm varlıklardan üstün olarak gördüğü insana bunları emanet etmiştir. Çünkü bu dünyada insan ancak bilinçli varlıklardan bir tanesi ve öleceğinin bilincinde olan ve sorumluluk yüklenebilecek tek varlık insan. Tüm bu güzellikleri, kainatı ve doğayı Allah-u Teala insana emanet etmiştir. Ne mutlu bize tabii hocam, yani bir sorumluluk da, büyük bir sorumluluk. Evet, bu gerçekten de büyük bir sorumluluk aslında. İnsanın bu yüklendiği, omuzlarına yüklendiği büyük bir sorumluluk. Tabii Allah-u Teala bu sorumluluğu insana vermesindeki temel neden insanın bilinçli ve bu sorumluluğu kaldırabileceğine olan güveni. Aslında burada bu sorumluluğu yüklemekle Allah insanoğluna, bizlere güvendiğini ve bu sorumluluğu taşıyabileceğimizi bunu beklediğini bunu gösteriyor. Ve insanoğlunun da bu büyük sorumluluğu yerine getirebileceğini ben düşünüyorum. İşte bu emanet görme, doğayla ilişkili olarak bu meseleyi konuştuğumuzda, işte doğaya sahip çıkacak olan bu insanoğlu, onun gereklerine uygun bir şekilde davranması gerekiyor. Doğayı kirletmemesi gerekiyor. Doğanın atmosferini bozabilecek, işte küresel ısınmaya sebep olabilecek sorunlardan kaçınması gerekiyor. Bu tüm bunlar aslında bu emanet bilincinin, o insanın sorumluluğunun bir gereklilikleri ve bunu insanoğlunun yerine getirebilmesi gerekiyor. Peki hocam, biz bu emanete nasıl bir katkı sağlamalıyız ya da nasıl üstlenmeliyiz bu emaneti? Ya biz sosyal bilimciler insanı iki temel yöneliminin olduğunu, dünyaya karşı, dünyadaki sorunlara karşı, maddelere karşı ve insanların birbirlerine olan yaklaşımını biz iki başlık altında değerlendiriyoruz. Bu sahip olmacı yaklaşım
ve emanet görmeci bir yaklaşım olarak ikiye ayırıyoruz. Tabi bu modernleşme arttıkça, şehirleşme arttıkça ve bireyleşme arttıkça giderek biraz daha emanet görme yöneliminden sahip olma yönelimine doğru maalesef kayıyor. Burada da tabii ki insanın doğayla olan, çevreyle olan ilişkileri de olumsuz etkileniyor. Bunun bir neticesi olarak da insanlar giderek daha fazla tüketim kültürüne sahip oluyorlar. Giderek daha fazla tüketim yapma ihtiyacı hissediyorlar. Ve tabii bu doğada da kendini gösteriyor ve insanlar biraz daha doğayı hoyratça, daha fazla ona zarar verecek şekilde kullanıyorlar. Yani günümüzdeki teknolojik imkanları düşünelim mesela. Sahip olmacı bir yaklaşımda teknolojik imkanları kullanmak, kullanmayı isteyen insanoğlu şöyle düşünüyor. Yani ben bu imkanları istediğim şekilde kullanırım ve doğa da benim hiç umurumda olmaz. Ona ne kadar zarar verdiğimin bu umurumda olmaz şeklinde bakıyor. Veya doğadaki bu tüm güzellikleri ve kaynakları bitmez tükenmez kaynaklar olarak görebiliyor. Tabii bunların neticesinde de yine o hoyratlıklar artabiliyor. Çünkü eğer siz doğadaki kaynakları bitmez tükenmez kaynaklar olarak algılarsanız onları kullanma biçiminiz de değişecektir. Yine aynı şekilde insanlar o tahakküm etmeci yaklaşımlarını doğaya karşı da sergileyebiliyor ve doğayı istedikleri şekilde kendi istek ve arzularına göre biçimlendirebileceklerini düşünebiliyorlar. Bu da tabii ki insanları daha dikkatsiz kılıyor. Çevreye karşı, doğaya, doğal güzelliklere karşı daha düşüncesiz ve bilinçsiz hareket etmelerine sebep oluyor. O zaman hocam emanet ve sahiplik meselesini bir konuşalım isterseniz. Tabii ki. Aracımıza geçelim mi? Tabii ki. Buyurun. Şimdi Allah-u Teala kainatı ve kainatın bir parçası olan dünyayı neden insana emanet etti hocam? Neden insana emanet etti? İnsanın niteliklerine bakmamız gerekiyor bu soruya cevap vermek için. Bakara suresinde işte inni cailun fil ardı halife dediği zaman Allah-u Teala meleklere, melekler itiraz ettiler. Yani kan dökecek birini mi yaratacaksın yeryüzünde diye. Ama sizin bilmediğinizi bilirim şeklinde buyuruyor Allah-u Teala. Yani burada zaten emanetin Arapçadaki kökenine de baktığınız zaman inanç ve güveni içeren bir kavram. Yani siz bana güvenmeseniz bir şeyi emanet eder misiniz? Etmezsiniz yani. Tabii ki. Yani Allah'ın halifem dediği insanoğluna olan güvenini de buradan anlayabiliyoruz biz. Hocam çok büyük sorumluluk. Kesinlikle. Çok tabii büyük ki bu büyük yani. Bir sorumluluk getiriyor. O yüzden insanoğlunun bu sorumluluğun bilincinde olarak da davranması gerekiyor. Özellikle bu çevre konusu, doğayla insan ilişkisi söz konusu olduğunda bu doğayı, çevreyi ciddi bir sorumluluk altında hissedip onu sahip olmadığının bilincinde vararak tahrip etmeden mümkün olduğunca olduğu gibi koruyabilmeyi bir becerebilmesi gerekiyor. Hocam bu bahsettiğiniz o fıtrata uygun yaşamamak desem yanlış olmaz herhalde. Neticesi az önce söylediğiniz gibi hem fiziksel hastalıklar, fiziksel ahrazlar, bunun yanında işte çok gelişmiş toplumlarda gördüğümüz psikolojik sıkıntılar. Evet. Doğru. Yani sadece fiziksel sağlığımızı etkilemiyor doğadan kopuş. Aynı zamanda psikolojik sağlığımızı da çok olumsuz etkiliyor. Buna dair pek çok araştırma yapılıyor Batı'da ve Türkiye'de de yapılıyor. Doğayla ilişkisizlik, doğadan kopma ve aynı zamanda doğayla irtibat arasında kalmanın farklarına dair pek çok araştırma var. Yani mesela doğada bulunmak, yani hepimizin gözlemleyeceği gibi stresi azaltan bir tarafı var. Evet. Depresyonu azaltan bir tarafı var. Dikkat problemlerini gideren bir yönü var. İnsanın maneviyat gibi, merhamet gibi duygularını artıran bir tarafı var. Yani doğada gerçek duygular, deneyimler yaşayan bireylerin
yaratıcılıkları, kavrama düzeyleri ile buna dair bir tecrübeli olmayanlar arasında çok ciddi farklar ortaya çıkıyor. Ben onu hocam az önce yaşadım. Çok uzun süredir doğaya çıkamayan, tabiatla buluşamayan bir arkadaşımızla konuşurken, ya ben doğanın bir parçasıymışım, onu hissettim dedi. Evet. Hocam, şimdi ben tabii tam bu noktada şunu düşünüyorum. Biz birey olarak, Müslüman bir birey olarak, Müslüman bir toplum olarak ne yapmalıyız? Nasıl bir tavır takınmalıyız? Çünkü yani bizim işte gördüğümüz örnekler, siz de verdiniz az önce bir örnek. İster istemez insan fıtratı böyle kalabalığa, çoğunluğun yaptığına yönelebiliyor. Evet. Bizim tavrımız, bizim duruşumuz nasıl olmalı hocam bu noktada? Evet, yani bu modern zamanda tabii biraz önce konuştuk. Bu sahip olmacı yönelim arttığı için insanoğlu orada sürükleniyor. Mesela tüketim kültürünün bir parçası haline geliyoruz ve her şeyi hakkımız gibi kullanmak ve tahrip etmek ve yok etmek ve aşırı tüketmek gibi bir şeyimiz olabiliyor. Yani bu doğa ile ilgili tartışmalara, uzun tartışmalara baktığınız zaman ilk başlarda aslında bu meseleler şöyle değerlendirilmiş. Yani doğadaki karşılaştığımız sorunlar, çevre sorunları, işte sanayileşmenin sorunu, şehirleşmenin sorunları gibi daha çok tırnak içerisinde topu taca atacak tutumlar söz konusu olmuş. 2000'li yıllardan sonra bunun bir ahlak sorunu olduğu daha çok kabulleniyor. Yani ahlak sorunu derken kastımız şu, bireysel sorumlulukların olduğu. Yani her bir ferdin üzerine sorumluluğun düştüğü fikri daha çok kabul ediliyor. Yani herkesin aslında bireysel olarak yapabileceği şeyler var. Yani çöpe atmayarak da çevreyi korumaya katkıda bulunabiliriz. Bir tane ağacı dikerek de veya işte suyu fazla israf etmeyerek de doğaya katkıda bulunabiliriz ve bunlar küçük küçük görünebilir, önemsiz şeyler gibi görünebilir ama birleştirildiği zaman büyük katkıları olacaktır ve binlerce ağacı biz korumuş olacağız, binlerce metreküp suyu israf etmemiz olacağız ve doğal kaynaklar aslında tükenmez gibi görünse de bir gün maalesef tükenecek bunlar ve bunları mümkün olduğunca koruyabilmemiz gerekiyor. O yüzden her bir insana sorumluluk düşüyor. Ya bir de Müslümanların hocam, yani Kur'an'da özellikle bu konudaki uyarıları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki uyarılarını hem çok iyi bilmesi, evet, hem de sık sık hatırlaması, kesinlikle, ve hatta birbirine de hatırlatması icap ediyor. Tabii ki. Çünkü mesela benim aklıma hemen bir hadisi şerif geldi. Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki deniz kenarında olsanız dahi suyu israf etmeyiniz. Evet. Yani 1400 veya yıl... Veya işte yarın kıyamet kopacağını bilseniz bile elinizdeki filanı dikin. Burada müthiş bir özgeci, yani diğerkan bir davranış da var Mehmet Bey. Yani siz ölüp gideceksiniz ama sizden sonraya bir şey kalacak. Yani işte bir meyve ağacı bırakacaksınız ya da bir çam ağacı bırakacaksınız. İnsanlar gölgesinde soluklanacak bir gibi düşünün. Yani burada siz insanların kendi faydasını göremeyeceğini olsa düşünse bile müthiş bir ihsara teşvik var. Yani çünkü ağaç tabii ki bazı ağaçlar özellikle 1-2 yılda yetişmiyor ve insan onun şeyini göremiyor. Yani bir anlamda nimetini göremeyebiliyor ama bu özgeci bir şey. Hazreti Peygamber de bunu teşvik ediyor. Yani tabii çevrecilikle ilgili yapılması gerekenler sadece bunlardan ibaret değil ama en sık karşılaşabileceğimiz örnekler bunlar olabilir. Tabii ki bunlarla ilgili belki de en önemli yapılması gereken şey doğadaki çocuğu korumak. Yani gelecek nesillerin bu meseleyi bir problem olarak sahiplenmesini istiyorsak eğer, çocuklarımızı doğaya götürüp onların doğada gerçek deneyimler yaşamalarını sağlamamız gerekiyor. Bunu yaparsak ne olur? Çocuklarımız doğayı sahiplenirler ve onları kendilerinden bir parçaymış gibi korumaya çalışırlar. O yüzden çocuklar işte kamptır, işte doğa gezileridir, izcilik faaliyetleridir vesaire, bu tür çalışmalara dahil etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet.
Hocam böyle olursa hani bizim çocuk karıncadan korkuyor, bizim çocuk kediden korkuyor demez. Ya da en azından veliler, anne babalar, ebeveynler bunu demeden önce bizim çocuğumuz karıncadan neden korkuyor, kediden neden korkuyor, biz korkuyor muyduk? Demek bir şey eksik. Yani dijitalleşme bunu getiriyor. Yani dijitalleşince çocuklar artık patatesin ağaçta falan yetiştiğini düşünebiliyor. Evet. Ya da dijital ortamlarda yetiştiğini falan düşünebiliyor. Evet, 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 evet. Maalesef. Evet. Dolayısıyla yani bunu şey yapmak, bu farkındalık çok önemli. İşte ebeveynler şunu düşünecek, anneler ve babalar. Yani biz doğadan çok kopardık ki çocuklar kediden, karıncadan vesaire şundan bundan korkuyor, korkmamalı. Biz ne yapabiliriz dediğiniz gibi. Kesinlikle. Çok güzel fikirler verdiniz hocam. Yani doğayla buluşturacak kamplar olabilir, efendim eğitim faaliyetleri olabilir, izcilik çalışmaları olabilir. O çocuklar zaten bir şekilde doğayı koruma adına bir faaliyetin içinde bulunacaklardır. Evet. Aksi takdirde kendinin bir parçası olarak görmediği bir doğayı çocuk neden korusun? Evet. Evet hocam. Tam benim düşündüğüm ve yol boyunca da söylediğim o güzel yere geldik. Mesut Uçakan hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam, Ali Ayten hocamız Marmara İlahiyat'tan bize eşlik edecek inşallah. Siz de bizi kırmadınız, geldiniz, eksik olmayın, ayaklarınıza eyvallah. Sağlık. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Hamdolsun, böyle bir güzel yerde iyi olmamak da mümkün değil yani. Değil değil mi? Hocam bugün hayırlı bir işimiz var. İnşallah bu küçük fidanı dikeceğiz ve bu güzel ağaçlardan biri olması için dua edeceğiz inşallah. Eyvallah. Hocam size de bir kürek verelim mi? Ali Ayten hocamda su var, bende fidan var, sizde de kürek var hocam. Yani çiçek yerine küreğe layık görüldük. Estağfurullah hocam. Bir hikmeti vardır. Üçümüz el ele verip inşallah güzel bir şey yapalım istiyoruz. Hocam ne zamandır gelmiyorsunuz doğaya? Şöyle doğa derken tabii karşımızda ağaçlık bölgeleri kastediyorsak zaman zaman İstanbul'da böyle ağaçlıklı yerler var. Hı hı. İşte Beykoz Korusu, Mihrabat Korusu gibi keza. Oralara çeşitli vesilelerle geliyoruz. Yani geçen işte Mihrabat Korusu'nda bir düğüne gittik. Hmm. Ama boş kaldığımız zaman da Belgrad ormanlarına gidiyoruz. Hmm. Çok uzunca böyle yürüyüş parkurları var. Orada yürüyoruz. Ve genelde tabii bu ağaçların yanında bir de deniz var İstanbul'da. Denizi gördüğümüz zaman hah diyoruz ya İstanbul'da yaşıyoruz diyoruz. Deniz çok farklı bir şey. Evet. Tabii İstanbul'un malum o boğan bir tarafı da var. Trafik olsun. Her ne kadar yaz olduğu için biraz sakinledi ama iş hayatının getirdiği o gökdelenler ya da binalar arasındaki yorucu tempoda oluşan sıkıntılar atabilmek için sık sık doğaya kaçmayı düşünüyoruz. Hmm. Haliyle doğa niye bizi rahatlatıyor diye aklımıza bir şey geldiği vakit İşin felsefesine dalmamız gerekiyor. Evet. Yani insanın tamamı doğa çünkü. Evet. Derinliğiyle. Malum bu anasır erba dediğimiz dört unsur vardır. Hava, su, ateş, toprak. Onlardan oluşan bir şeyimiz var. Bünyemiz var. Malum %70'imiz de su zaten. Evet. Doğa rahatlatıyor. Hocam, şimdi son dönemde bilmem farkında mısınız tersine göç başladı. Yani eskiden işte kırsaldan şehre göç vardı. Şimdi imkanı olanlar şehirden daha küçük yerlere, daha sakin yerlere, toprakla buluşmaya, toprakla efendim uğraşmaya gitmeye başladı. Şehri terk etmeye başladı. Sizin böyle bir planınız oldu mu hocam hiç hayatınızda? Şöyle şimdi o tür şehirden kaçış olayının tabii bir ekonomik yanı var.
keza büyük kentin kargaşasından kaçma güdüleri var. Herkesin böyle köy atmosferine doğru bir saldırısı oldu. Ve köy arazileri de maşallah çok çok pahalanmış. Tabii doğaya kaçmak çok önemliydi. Benim gençken hatırlıyorum, o ileriye dönük tahayyüllerimde şöyle bir şey vardı. Filmler çekeceğim nasip olursa. Evet. Çok da güzel böyle ses getiren işler yaptık. Haliyle umutluyduk. Önümüzü görebiliyorduk. Zaman zaman çok sıkıntılar yaşasak da, zaman zaman karanlıklar olsa da. Ama diyordum ki 60 yaşına geldiğim zaman artık bırakacağım. Çünkü benim aynı zamanda şiir noktasında iddialarım var ve çok daha önemlisi hayata bakış noktasında, sinemanın teorik yapısı ve pratik yapısı noktasında yazmam gereken çok şey var. Hatta roman falan dahi kafamda vardı. Hmm. Doğaya çekileceğim. Bir çiftlik kuracağım. O çiftlikte işte meyvelerimi, sebzelerimi yetiştirebildiğim kadar yetiştireceğim. Onlarla meşgul olacağım. Tabii ondan sonra da tabii kendi çalışma alanında eser üreteceğim diyordum. Tabii bunun bir arka boyutu daha vardı. Neydi o? İnsanın bütün bu hayatın akışı içerisinde bir de tefekkür boyutunun olması lazım. Peygamber Efendimiz'in malum Hira Dağı'nda Müslüman olmadan önceki hallerinin günümüzdeki ortamda bir mağaraya kaçarcasına bu tefekkür boyutuna tefekkür boyutunun planlanması lazım. Ama hiç kimse de öyle bir şey yok. Hayata bir defa geliyor. Başka şansımız yok. Hep onu düşünmüşümdür. Beni hep böyle gelen de bu olmuştur. Yani bu kısa zaman dilimi içerisinde ben uçmayı başarmam lazım. Uçmayı başarmam lazım. Uçmaktan kastım arınmaktır. Arınmayı beceremeyen cennete giremez. Ayet-i Kerime. Cennete ancak arınanlar girer diye biliyorum. Şimdi ama bakıyorum ki vaktim azalmış. Bakıyorum ki benzerim azalmış. Ben hala ağır yükler altındayım ve yerdeyim yani. Bineceksin de uçacaksın da uçağa gibi şeylerle müthiş bir taraftan o bizim hakikat sancısına dönük hissiyatımız galebe çaldığı zaman hakikaten çok sıkıntı çekiyoruz. Dışımızdaki insanlara bakıyorsun, hayata bakışlarında korkunç bir çıkar ilişkisi, korkunç bir hırslara dönük kargaşa var. Bu yüzden o doğaya kaçış sendromu diyeyim ben, bizim içimizde çok yaşanan bir şeydir. Hı hı. Hocam bu arada biz geldik. Evet. Yani şu alan inşallah bu fidanımızın dikileceği alan inşallah. Şimdi bu diktiğimizin aslında bir can taşıdığını da düşünmek lazım. Gerçi olaylara ve çevreye, eşyalara daha doğrusu maddelere baktığınız zaman aslında canlı olmayan hiçbir şey yok. Bu farklı bir bakış açısı. Evet. Ama nihai noktada bilimin de artık çok olaylar çok kaba manada algılayanlar için söylediği bir şey var. Yani bitki de canlıdır. Evet. Ama Esma-ül Hüsna'nın buradaki tecellisi çerçevesinde bunda bir can vardır. Hayvanlarda daha kıdemli farklı bir şey var. Hı hı. İnsanlar artık eşrefi mahlukat olarak o şeyin Esma-ül Hüsna'nın en büyük tecellisine mazhar bir yaratık. Biz siz gelmeden önce Mehmet Bey'le de konuştuk hocam. Tabii ki Allah bunları bize emanet etmiş ama bu emanet etme al bunu tepe tepe kullan şeklinde değil de korumacı ol, sahip çık, geliştir, gelecek nesillere taşı, doğanın düzenini ve dengesini bozmadan bunu yeni nesillere taşı anlamı taşıyor ve biz bu mesajı da doğru algılamamız gerekiyor. Dilerim yani
sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, uzun bir ömrünüz olur. Fakat biz olmasak bile bu dünya hayatında inşallah olur bu diktiğimiz fidan. Ben hep öyle düşünüyorum. Hocam, tarihi eserlerin yanından geçiyorum, o duvarlara bakıyorum. Bu taşları birileri koymuş diyorum üst üste. Onlar yok. Ve acaba bu taşı, bu taşın üstüne koyarken hangi derdi vardı, hangi düşüncesi, hangi hayali vardı? O da bir insandı, ailesi vardı, çocuğu vardı. Ama o yok. Yok yani. Ama bu var. Dolayısıyla siz de çok güzel söylediniz. Bir nevi sadaka-i cariye. Sadaka-i cariye. Devam edecek. Bu fidan kurtlara, kuşlara, altında gölgelenecek insanlara fayda verir inşallah. Sadaka-i cariye olur ümit ediyoruz. Sadaka-i cariye biliyorsunuz hocam, sizler de çok iyi biliyorsunuz ki süreklilik kazandırılmış bir hayırdır. Bizden sonra kalsa, biz gitsek bile bu dünyadan, bizden sonra kalacaktır ve orada iyilikler ve iyiliği temsil etmeye devam edecektir. O yüzden de cari olan, yani akan ve devam eden sadaka anlamına geliyor. Fidan dikmek de bence bu sadaka cariyeye çok güzel bir örnektir. Hocam sağ olun, eksik olmayın. Yani böyle hayırlı bir hadiseye vesile oldunuz. Yani belki doğa için küçük ama şu verdiğimiz örneklerle manevi anlamda çok büyük bir şey olduğunu hissettim ben. Eksik olmayın. Kesinlikle. Son olarak seyircilerimize var mı söylemek istediğiniz bir şeyler? Yani bu konularda doğa denmişken, fidan denmişken söylenebilecek olan, bizim kendi mesleklerimizde yeni güzel fidanlar dikebilmemiz için seyircilerimiz dua etsin. Siz neler eklemek istersiniz? Evet, bugün fidanımızı diktik. İnşallah tutar ve buradaki ağaçlar gibi güzel bir ağaca dönüşür. Tabii biz burada sadece bugün bir fidan diktik ama bu çevrecilik veya doğaya saygı sadece bir fidan dikmekle olmuyor. Bunun işte geri dönüşümü var, işte israftan kaçınma boyutu var veya işte küresel ısınmayla ilgili bilinçlenme ve farkındalık çalışmaları yapmamız da gerekiyor. Ama ben üzerinde özellikle durmam gereken bir husus, bu doğadaki çocuğu korumak diyorum ben ona. Bu çevreciliğin, insanın doğayla olan ilişkisinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için doğadaki çocuğun korunması gerekiyor. Ve küçük nesillerden itibaren bu insanların doğayla tanıştırılıp onları bir işte ötekileştirmediği ve öcüleştirmeden doğayı sevebileceği bir hale getirmek gerekiyor. Ve bunun da din eğitimi içerisinde uygun bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz takdirde çevreciliği korumuş, doğayı korumuş ve bize bırakılan bu emanete sahip çıkmış oluruz. Ben de o zaman binlerce amin diyorum. Rabbim kabul buyursun inşallah bu temennilerinizi, dualarınızı. Efendim, yeni bir fidan, bir insanda görüşünceye dek hoşça kalınız, hayırla kalınız.